Merhaba arkadaşlar. Şimdi kümelerin birinci dersini işleyeceğiz sizlerle. Kümenin tanımını yapalım önce. Küme belli nesneler topluluğuna küme denir. Arkadaşlar bazı nesneleri bir araya getirirseniz ne olur? Bir küme olur. Fakat en önemli özelliği belli nesneler olması. Yani herkesin o kümenin elemanları deyince aynı şeyi anlaması gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Belli nesneler topluluğu küme belirtir. Şimdi bakın aşağıdakilerden hangisi küme belirtir diyor. 1. A'da ne diyor? Haftanın günleri. Haftanın günleri belli midir arkadaşlar? Haftanın günleri deyince hepimiz aynı şeyi anlıyor muyuz? Evet anlıyoruz. Bir kümedir. Şimdi bazı aylar diyor. Lan bazı aylar küme olabilir mi? Bazılar ama hangileri? O mu bu mu bilemezsin. Bu küme değildir. Sınıftaki bazı erkekler. Yine bak bir belirsizlik var. Şimdi birkaç kişi bir araya gelmiştir ama belirsiz bir gruptur bu. Bunlar da küme olmazlar. Bunlar küme değildir. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani sarı çizmeli Mehmet Ağa da belli değil. Kim olduğu belli olmadığı için bu da küme değil. Haftanın günleri sadece bu kümedir. Tamam mı? Çünkü bellidir. Belli şeylerden bahsediyoruz. Şimdi kümelerin gösterimi arkadaşlar. 3 şekilde gösterebiliriz kümeleri. En klasik ve en bilineni Venn şeması. Galiba Venn diye bir adam yapmış. Alman ismine benziyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar Venn şemasında elemanları çemberin içine ya da karenin içine bir şeklin içine alırsınız. Her elemanın yanına bir nokta konur. Unutmayın. Her elemanın yanına Venn şemasında nokta konur ve her kümenin adı olur. Tamam mı? Sizin bir adınız varsa kümenin de bir ismi olacak. İsimsiz küme olmaz ve her elemanın yanına nokta konur Venn şemasında. Unutmayın bakın. İki tane güzel ayrıntı. Liste yöntemi. Liste yönteminde de yazarsınız arkadaşlar tek tek elemanları. Her elemanın arasında virgül vardır. Unutmayın bakın mutlaka her elemana virgül ayırır. İki virgül arasında bir eleman olur. Tamam mı? Yine ismi var onun. Ortak özellik yönteminde de yine isimle birlikte küme yazarsanız. Örneğin burada öyle x'lerden oluşur ki x 0 ile 5 aralığındadır ve x bir doğal sayıdır denir. Bakın A kümesi hakikaten 0, 1, 2, 3, 4, 5'tir. 0 ile 5 aralığındadır ve birer doğal sayıdır. Ya da böyle ortak eleman şeklinde gösterebilirsiniz. Hop ilk sayfayı atıyoruz. Tabii atabilirsek. İlk sayfa bitti. Şimdi boş küme arkadaşlar. Boş küme nedir mantıken? Hiç elemanı yok. Boş kümenin içinde hiç eleman yoktur arkadaşlar. Hiçbir elemanı yoksa boş kümedir. Bakın böyle gösterilir. Tamam mı? Yani şöyle bir boşluğun üstüne çizgi atarsınız. Çizgi atarsınız böyle olur. Ya da şöyle bir parantez açarsın. Boş bırakır. Kaparsın. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar boş kümenin sembolüdür. Ama bak söylüyorum uyarıyorum. Sakın ha böyle yapmayın. Kümenin içine bir boş küme çizerseniz bu bir elemanlı bir küme olur. Buna dikkat edin tamam mı? Sakın böyle yapmayın. Şimdi geldik şu garip şekle. Çok garip görünüyor değil mi? Ne olabilir bu euro işareti mi? Bir bakalım. Bu nedir bu? Neye yarar ki? Evet bu nedir neye yarar ki? Şimdi arkadaşlar bu eleman örneğin bir A kümesinin ABC gibi elemanları olsun. Bunun elemanı mıdır değil midir göstermek için o işe yarar. Bakın örneğin küçük A elemanıdır A'nın. Elemanıdır demek. B elemanıdır A'nın. Tamam mı arkadaşlar? C elemanıdır A'nın. Peki E elemanı mıdır A'nın? Değildir. Üstüne bir çizik atarsınız da atarsanızsa elemanı değildir anlamına gelir. Tamam mı arkadaşlar? Tam tersi olur. Bir alta geçelim. Eleman sayısı. Bir kümenin eleman sayısı. Örneğin B kümesinin kaç elemanı var? 1, 2, 3. Şu şekilde sorulur. S, B. Yani B'nin sayısı. Eleman sayısı kaçtır demek istiyor. 1, 2, 3 dersiniz. Hop. 3 yaparsınız. Tamam mı arkadaşlar? Sayarsınız elemanları. Bir örnek var. Diyor ki A 1 parantez sonra virgül. Bakın yeni bir parantez açıp bir küme yazmış buraya. Gördünüz mü? Bu bir elemandır arkadaşlar. Tamam mı? 1, 2, 3, 4 elemanlı bir küme. Kümenin eleman sayısı kaçtır? S A kaçtır arkadaşlar? Bakın 1, 2 virgül arasında bir küme yazmış. Olsun bu bir elemandır. 2, 2 virgül arasında bir eleman olur. 3, 4. 4 elemanlı bir kümedir. Bakın şu numarayı sakın yemeyin. Tekrar virgül açar kapatır. Bunun içindekileri eleman olarak saymayın. Ona dikkat edin. Kümelerin kesişimi. Kesişim şöyle N şeklinde yapılır. Tamam mı arkadaşlar? Kesişim demek şudur. A'nın ve B'nin ortak elemanları vardır. Bakın A kümesinin içindeki 4 ile 5 B kümesinde de var. Bunları Venn şemasına gösterirken bu ortak olan 4, 5'i tam ortaya alırsınız. Bu şekilde 4, 5 hem A'nın içinde olur. Bakın A'nın içine hem de B'nin içine sığmış olur.
A'yı tararsınız, B'yi de tararsınız. Birbirlerine değdikleri, bu taramaların birbirlerine değdikleri yerde bunların kesişim olur. Burası kesişim bölgesidir. Bakın şu iki kümede gösterdim. Gördünüz mü? A kesişim, B oldu. Dolayısıyla A kesişim B eşittir. 4-5 yazarsınız bu şekilde. Hop, ikinci sayfa da bitti. Geçiyoruz sıradaki sayfaya. Örnek. R kümesini vermişti. Üçgen, kare, yıldız, 1A. B kümesini ve T kümesini vermiş. 0, 1, 2 falan filan. Demiş ki RS. Daha doğrusu SR. R'nin eleman sayısı. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. R kesişim T'nin eleman sayısını sormuş. O zaman önce bir kesişimini bulalım. R kesişim T eşittir. Şimdi bakın. Üçgen burada var. Burada var. Başka 1 burada var. Burada var. Evet, siz söyleyin. Başka ne var? Unuttuk mu? Aferin. A var. Başka da ortak yok. 0, 2, B sadece burada var. Yukarıda yok. Gördüğünüz gibi üçgen 1 ve A her ikisinde de olduğu için kesişimdedir. R kesişim T'nin eleman sayısı ise 1, 2, 3'tür. Hop, bitti. Gel gelelim şu soruya. Şimdi arkadaşlar 3 tane halkayı iç içe geçirmiş. A, B, C'nin kesişimini soruyor. Üçünün de kesiştiği yeri soruyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar A ile B'ninkini değil ya da sadece B ile C'ninkini değil. Üçünün de ortak olan elemanını soruyor. Dikkat ederseniz şu bölge üçünün de içinde değil mi? Şu bölge A'nın içinde, B'nin içinde, C'nin içinde. O zaman bu bölge üçünün kesişimidir. Kesişimindeki eleman sadece E'dir. Gördüğünüz gibi E üçünün de elemanı. Hop, sıradaki örnek. Şimdi sıradaki örneğe bakıyoruz. Ne diyor? Kağıdı düzelteyim biraz. Diyor ki A kesişim, B kesişim, C bölgesini tarayınız. Şimdi öyle bir yer alacağım ki üçünün de içinde olacak. Bir bakın bakalım öyle bir yer var mı? Bu şekilde üçünün de içinde olan bir yer var mı? Var değil mi? Neresi? Şurası mı? Hayır. Burası mı? Hayır. Burası mı? Hayır. Neresi? Tam burası. İşte şu bölge hem A'nın içinde, hem B'nin içinde, hem C'nin içinde. A kesişim, B kesişim, C bölgesini taradık arkadaşlar. Gelelim kümelerin birleşimine. Şimdi de birleştiriyoruz. Birleşim arkadaşlar hepsinin toplamı demektir. Birleşim bir nevi artı gibi bir şeydir. Şimdi A ile B'ye bakalım. A 1, 2, 3. B 3, 4, 5. Yine 3 ortak olduğu için ortaya yazılmış bakın. 3 ortak ortaya yazılmış. Birleştirmek demek bütün elemanları birer kez yazmak demektir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini buraya almışız. Gördünüz mü? Şu şekilde gösterilir. U'dur. Yani kesişimin tersi, birleşim. Zaten burada da gösterdim bakın. A, B'nin birleşimi deyince bu kırmızı bölgedir. Hepsini tararsınız. Hop, son sayfa. Şimdi son sayfada ne diyor? Örnek. A'yı vermiş, B'yi vermiş. A kesişim, B nedir? Ortak elemanları soruyor. Tamam mı? İkisinin ortak kullandığı şeyler nelerdir? 15 ortak. Ben bunu gördüm. Bakın sakın ha. A ile parantezli A'yı aynı şeyi sanmayın. Bu sadece çıplak A'dır. Bu da giyinik A'dır. Tamam mı? Bunlar aynı şey değil. Bakın 9 ortak. Başka var mı ortak? 21 orada yok. A orada yok. 45 yok. Tamam, 2 taneymiş. 15 ile 9 kesişim kümesidir. Tamam mı? A birleşim B'yi soruyor. Birleşim demek tüm elemanları yazmak demektir. Boş küme 15 parantezli A 7 9 10. Bu kısmı yazdım. Buraya geçiyorum. Tekrar 15 var. Yazamam. Her kümede her eleman bir defa yazılır. Bunu da bir köşeye yazın. Her eleman bir defa yazılır. 15 var, yazmıyorum. A bu aile farklıydı. Onun için yazıyorum. 9 zaten var, yazmıyorum. 21 ve 45. Evet, diğer sorunun bölgesine girdik. Biraz bir şey olmaz. Şu örneğe geçelim. S kümesi ile C kümesini vermiş. S kesişim C'nin eleman sayısını soruyor. S ile C'nin kesişimi neresidir? Bakın bu bölge değil midir? Şurası. Burası kesişimdir. Evet. Her ikisinde de var. Eleman sayısı. 2 eleman var. 2 yazarsınız. Bakın sayısını sorduğu zaman elemanları yazmayın. Eleman miktarını yazın. 2 tanedir. 2 yazarsınız. S birleşim C'nin eleman sayısını soruyor. Birleşimde ise toplamını soruyordur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Hop, 7. Gel gelelim şu soruya. Arkadaşlar A kümesi, B kümesi. B kümesi A'nın içinde. A kesişim B nedir? Kesişim ne demektir? Ortak olan bölgedir. Üst üste bindikleri yerdir. Bakın A ile B'nin kesişimi şurasıdır. Neden? Bu bölge hem B'nin içinde hem de A'nın içinde değil mi? Çünkü A şurası.
Bölge A'nın içinde. Bölge aynı zamanda B'nin de içinde. İşte B kümesinin komplesi kesişim oluyor. Hem A'nın hem B'nin içinde olduğu için A kesişim B direkt B kümesidir. Peki A birleşim B nedir? Bununla bunun toplamı. E topladığınız zamansa A ile B'yi topladığınız zamansa komplesi yapıyor. Yani A kümesi yapıyor. Hop, bu da A'dır. Geldik son soruya. Yine 3 tane halka vermiş, daha doğrusu küme A, B, C kümesi. A birleşim B kesişim C diyor. Bakın buna dikkat edin. A birleşim B'yi önce bir işaretleyelim. Bak burası, bu taradığım yer A birleşim B'dir. Hem A'nın hem B'nin toplamı. Onu diyor C ile kesiştir. Yani C ile ortak olan yerleri. Gördünüz mü? Bakın şurası hem A birleşim B'de var hem de C'nin içindedir. Çünkü C şu ya. Yani C'yi de karalarsınız şöyle. İşte kesiştikleri ve üst üste bindikleri yer şurasıdır. Şu çizdiğim yer hem A birleşim B'nin içindedir hem C'nin içindedir. Dolayısıyla kesişimleri, elemanları yazıyorum. T, kare ve P'dir. Tamam arkadaşlar. Son olarak A kesişim, B kesişim, C'nin eleman sayısını soruyor. Üçünün kesiştiği yeri daha önceki örnekte göstermiştik. Neresi? Bakın şu bölge. Şu bölge üçünün kesiştiği yerdir. Eleman sayısını sorduğu için elemanı yazmıyorum. Sayısını, yani miktarını yazıyorum. Bir tane. Bir. Hop bitti. Evet, kümeler birin ilk dersi böyle basit ve kolaydı. Aynı dersi birkaç defa izleyin, tamam mı? İzleyin. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.